Putin ile Paşinyan'ın ötən ilin dekabr ayından beri görüşmediklerini hatırladan Uşakov, aradan keçen müddət ərzində Paşinyan'ın Avrasiya İttifaqı ve Müstəqil Dövlətlər Birliği'ne karşı çok sert tənqidler irəli sürdüğünü, bununla yanaşı NATO ve Avropa Birliği ile ise yaxınlaşma signalları verdiğini dedi. Uşakov bu sebepten bugünkü görüşmede İravan-Moskva münasibetlerinin etraflı bir şekilde müzakereye açılacağını ve birçok sualın da bugün cevap tapacağını vurguladı. Avrasiya İqtisadi İttifaqının bu yıl 10-cu keçirilen summitinde Kırgızistan, Kazakistan ve Belarus prezidentlerinin de iştirak edecekleri barədə məlumat veren Uşakov, summit başa çatdıqdan sonra akşam yemeğine ise Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuba liderlerinin de katılacağını bildirdi. Uşakov'a göre bugünkü summitte teşkilatın son 10 ildeki faaliyetlerine kıymet verilecek ve yeni hedefler müayenleştirilecek. Bunu da diyeyim ki, Rusya'nın siyasi ekspertleri Paşinyan'ın Putin'le görüşünden çok da müsbət neticeler çıkacağını düşünmürler. Belə ki, onlara göre Ermənistan idarəçiləri çoxdan seçimlerini ediblər ve bu seçim Moskva ile əlaqələri koparıp qərbə yaxınlaşmaq yönündədir. Ermənistanın Beynəlxalq Cəza Məhkəməsini tanıması ve bütün uğursuzluqlarına göre de Moskvanı günahlandırması Rusya'da bu planın bir parçası olarak değerlendirilir. İravan ile tarixi ittifak əlaqələrinin kəsilməsini istemeyen Moskva ise Ermənistanın Rusya karşıtı siyasetini hələlik təmkinlə karşılayır ve bir taraftan da tabii ki Paşinyanın yerine Ermənistanda Moskvaya daha yakın bir başnazirin hakimiyete gelmesini arzuluyor. Bugünkü Putin-Paşinyan görüşmesi de büyük ölçüde iki ülke münasibetlerinin yakın geleceği de hansı istiqamette inkişaf edeceğini gösterecek ki, bu görüşmenin neticelerini de önümüzdeki saatlerde görüşmenin nəticələri var da, önümüzdeki saatlerde mətbuata məlumat verilecek.